Dağ komandolarından bölgeye destek gönderildiğini biliyoruz. Jandarmaya ait Skorsky tipi bir helikopterin su sepeti takarak mücadeleye Milas'tan katıldığını da öğrendik. Bu da vatandaşımızın merak ettiği bir bilgiydi. Var olan helikopterler, hava araçları nasıl değerlendirilebilir şeklinde sorular çok geliyordu. Jandarmaya ait bir Skorsky tipi helikopterin su sepeti takılarak Milas'ta çalışmalara katıldığını öğrendik. Bir de Ukrayna'dan bir yeni helikopterin çalışmalara katılacağını öğrendik Bakan Çavuşoğlu'ndan. Bu da geceleri de çalışmalara katılabilecek, yani gece de yangına müdahaleyi sürdürebilecek bir helikopter olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Milas'a bakalım istiyoruz. Özellikle Milas, Ören, o çevreler gerçekten yangınla ilgili en büyük tehlikeyi yaşayanlardan biri oldu. Dolayısıyla o zamanla yarış, o yangından kaçış, o panik, o üzüntü, o endişe kameralara nasıl yansıdı bakın. Ben kendi evimin peşinde değilim ya. Yeşillik yanıyor. Sadece evlerini üzülemediler manzara karşısında. Alevler kısa sürede sitedeki evleri sardı. Milas Türk evlerinde yangın giderek büyüdü. Tahliye için zamanla yarış başladı. Tek şeritli yoldan, alevlerin teslim aldığı mahalleden güvenli noktalara panikle gitmek zorunda kaldılar. Alevin içinde kalmasın. Tüm ekipler sitenin yukarısında alevleri söndürmeye çalıştı ama hiçbir işe yaramadı. İyice aşağıya ve hatta Ören tarafına doğru gidiyor ve şu an ekipler bu bölgeyi boşaltıyor ve herkesin de gitmesini istiyorlar. O konuda uyarılar yapıyorlar. Bakın Ören tarafına araçlar artık ilerliyor. Muğla Milas'ı yakıp kavuran alevler çökertmenin ardından Türk evlerini teslim aldı. Bir site alevler içinde kaldı. Bununla da kalmadı. Ören'e doğru rüzgarla ilerleyişini sürdürdü alevler. Alevler artık Türk evlerinin üzerine doğru binince helikopterler de suları hemen arkada bakın. Evlerin çatılarının hemen üstünde alevler o bölgeye bırakıyor ki aşağı doğru ilerlemesin. Ama rüzgar denize doğru estiği için alevler de evlerin üzerine doğru ilerliyor. Tehdit her dakika büyüdü. Ekipler siteler bölgesi ve çevredeki evlerde yaşayanların mahalleyi terk etmesini istedi. Tahliye başladı. Kimi aracıyla, kimi hayvanlarını yanına alıp Ören'e doğru yollara düştü. Aslında tahliye hızla olmalıydı ama o kadar hızlı ilerledi ki tepenin ardında bakın hemen alevler. Ve hayvanları da çıkarmak durumundalar ama nereye nasıl ne hızla gidecekler belli değil. Tahliye sürerken de yangın etkisini artırdı. İlerledikçe alevler de bizle birlikte ilerliyor. Evlerin ilerisinde bir noktadayız ve görüldüğü üzere bir fabrika var burada. Fabrikanın üzerine doğru ilerliyor yangın ve acil tahliye edildi fabrika. Hareketliliği görüyorsunuz, araç trafiği, yayalar, araçlar hızla bölgeyi boşaltıyor. Bizi buradan boşalt diyorlar. Orası yanıyor. Orada benim yeğenim çalışıyor. Kuzenim çalışıyor. Hepsi dozerde şurada burada. Burayı ben nasıl terk edeceğim?